Şefin Örgü'nün yaz kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün mısır taneleri modeli anlatımıyla tekrar birlikteyiz. Modelim 5 ilmek. Aradaki modelim de 5 ilmek. 10 ilmek ve katlar olarak hesaplayabilirsiniz. Hem başına hem sonuna aynı şekilde modelin gelmesini istiyorsanız 10 ilmek ve katları hesapladıktan sonra artı 5 olarak ilave edebilirsiniz. Angora bir iple ve 3,5 numara şişle çalıştım. Burası da modelimin arka yüzü. Arka yüzü de gayet hoş ve şık görünen bir model oldu. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenlerörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Facebook'ta da şerifenlerörgüdünyası sayfama girerek beğen butonuna basabilirsiniz. Ben şimdi şu şekilde iki kenarındaki ara modeli ve bir tane model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. 15 ilmek şişime taktım. 1 ilmek, şu anda örgümün arka yüzünden modeli kurarak gidiyorum. 1 ilmek düz olarak ördüm. 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar 5 ilmeğimi ara model olarak düz örüyorum. Bunu normal bir şekilde şu şekilde de örebilirsiniz. Fark etmez. 5 ilmeği düz olarak örüyoruz. Burası modelimin ön yüzü. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Yukarıdan aşağı doğru bir kere ipimi doladım. 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Doladığım ilmeğimi bu 3 ilmeğimin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Aradaki bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ortada 5 tane olan düz ilmeğimi hepsini bir kere de topluyorum. 5 ilmek. Hepsini bir kere de düz örer gibi örüyorum. Biraz uzunca çekiyorum. Bir kere ipimi doluyorum. Aynı 5 ilmeğimi bir defa daha örüyorum. Bir kere daha ipimi doluyorum. Aynı 5 ilmeğimi bir kere daha örüyorum. 5 ilmeğimin içerisinden yeni bir 5 ilmek çıkartmış oluyorum ve bırakıyorum. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Aradaki modelimi yapıyorum şimdi. Bir kere ipimi yukarıdan aşağıya doğru doluyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Doladığım ilmeğimi bu 3 ilmeğimin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Ve ters örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Aslında ben kenar ilmeklerini örmüyorum ama şu modelimin başlangıcında ve sonunda birer tane ters ilmek devam etmekte. Onları anlayabilmeniz için örerek başlıyorum. Kenar ilmeğimi düz örerek devam ediyorum. 2 3 4 5 Ara modelim arka yüzde düz olarak örülmekte. 5 ilmeğim düz olarak örülmekte. Burası 5 ilmeğin içerisinden 5 tane ilmek çıkardığım yer. Aynı şekilde 5 ilmeğimi şöyle göstereyim. Şişime taktım. Aynı düz örer gibi bir kere ipimi çektim. Biraz uzunca çekiyorum. Bir kere doladım. Bir daha ördüm. Bir kere daha doladım ve bir daha ördüm. 5 ilmeğimin içerisinden yeni 5 tane ilmek çıkartmış oldum ve bırakıyorum. Aradaki modelimi 5 ilmek düz olarak örüyorum. Modelimin yapılışı bu kadar. Şimdi bir kere daha göstereyim. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 ilmek doladım. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu bir ilmeği, doladığım ilmeğimi 3 ilmeğimin üzerinden atlatarak serbest bıraktım.
Aradaki ilmeğimi tekrar ters olarak ördüm. 5 tane olan ilmeğimi şişime taktım. Hepsini bir kere de düz örer gibi ördüm. Biraz uzattım. Bir kere doladım. Bir kere daha ördüm. Bir daha doladım. Bir defa daha ördüm. Toplamda 5 tane ilmek elde ettim ve şişimden çıkartıyorum. Aradaki bir tane ters ilmeğimi ördüm. Bir kere ipimi doladım. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve 3 ilmeğimin üzerinden doladığım ilmeğimi atlatarak bırakıyorum. Ters ilmeğimle kapatıyorum. Yapılışı bu kadar. Gördüğünüz gibi gayet basit bir model. Bu arada YouTube örgü kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olarak vereceğiniz her destek sizlere yeni bir video olarak geri dönecektir. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.